Herkese merhaba. Bugünkü konumuz sıkıntılı bir konu ama çok kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Sibel Kalaycıoğlu, Orta Doğu merhaba. Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü hocalarından. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Konumuz sıkıntılı çünkü bu aile intiharları ve yoksulluğu ağırlıklı olarak bunları konuşacağız sizinle. Öncelikle İstanbul'da ardından Antalya'da önce 4 kardeş sonra anne baba ve 2 çocuk. Peş peşe gelen bu aile intiharları, bunlar öncelikle hocam spesifik olaylar mı yoksa yaygın görülen bir olay mı aile intiharı? Yani şu anda peş peşe gelen bu iki olay tabii ki hani bugünlere özgü spesifik bir olay ama yani işte biz biraz unutuyoruz tabii, hafızalarımız şey değil, çok kadar güçlü değil. Geçmişe doğru gittiğimiz zaman böyle olaylar yine görebiliyoruz ama hani her gün olmuyor. Aradan bir sene sonra olduğu için falan geçmişi unutuyoruz. İşte daha sonra önce doğuda bir olay vardı. Dört kız kardeşin. İşte el ele atlaması gibi. Yani farklı farklı olaylar oluyor. Böyle hani illa bir aile şeklinde olmasa bile oluyor. Bu ara mesela bu senenin başından bu yana üniversitelerde intiharlar çok arttı. Bayağı bir sorun. Üniversiteler bu konuyu çalışıyorlar. Neden arttı, ne oldu? Genç çocuklar neden birden hayat beklentilerini kaybediyorlar? Bu ciddi bir konu olmaya başladı. Yani ama bu aile intiharı şeklinde bakarsanız hani o tabii yani ara ara bunlar münferit gibi gözüküyor. Geçmişte de ama olmuş yani ilk defa bu sefer olmuyor. Ama yani genel olarak intiharlara bakarsanız da son sene bu sene biraz mesela üniversite öğrencilerinin intiharları ciddi bir şekilde araştırılıyor. Neden bu şey? ODTÜ'de yani, üst üste gerçekleşen ODTÜ'de mesela sene başından beri 5 tane oldu. 5 tane çocuğumuz kendini yok etmeyi seçiyor. Bu çok ilginç. Yani hani neden, nereden ip kopuyor, nereden hayallerini yitiriyorlar? Bu tabii çok önemli bir şey. Siz 1981'den beri dediniz, yaklaşık 40 yıldır ODTÜ'desiniz. Bu sizin için de herhalde özel bir durum değil mi? Bir yıl içinde. Evet, bu sene böyle bir sene içinde üst üste, hani arada bir ay, bir buçuk ay geçiyor, bir intihar daha oluyor. Ve hepsi kampüs içinde olması tabii önemli bir konu. Ve bu konuda işte yönetim belli işte seminerler düzenliyor. Kimse de buna hazırlıklı değil. Yani bunu nasıl anlarız, nasıl yönetiriz, bu bir kriz durumu mudur, çocuklara nasıl yaklaşmamız lazım, gençlere ne dememiz lazım. Yani bu konuda hiçbir hazırlık da yok. Yani aynen depreme hazırlıklı olmadığımız gibi bu konuya da hazırlıklı değiliz biz. Gençlerin intiharlarına. O anlamda şu anda işte seminerler, belli işte eğitim seminerleri falan düzenlenmeye çalışılıyor. Özellikle herkes dönüp psikoloji bölümüne bakıyor. Psikoloji bölümü de aslında yani olay sadece psikolojik değil ki. Çok boyutlu. Sosyal boyutu var, siyasi boyutu var, kültürel boyutu var. Yani o anlamda sadece psikoloji bölümünün çözebileceği bir konu da değil. Yani çok bütün disiplinler bir araya gelip bir şekilde konuyu anlamaya çalışmalıyız. Şu ana kadar peki vardığınız bir sonuç var mı? Henüz yok. Yani bununla ilgili biraz altyapı çalışmaları. İşte oradaki Medico dediğimiz bir işte birimi güçlendirmek, rehberlik merkezini güçlendiririz. İşte hocalarımıza eğitim verir. Daha böyle altyapı ile ilgili işte öğrencilere ayrı bir şey yapabilir miyiz? Yine bu tip şeyler işte gibi sanki altyapı çalışmaları yapılıyor ama henüz daha çok büyük bir kazanım elde edilmiş değil, bir ilerleme sağlanmış değil henüz bu konuda. Yani çok işin başındayız, anlamanın çok başındayız. Peki aile intiharlarına gelecek olursak hocam? Aile intiharlarına gelince şimdi yani hani sosyolog olarak baktığım zaman bu ülke aile yapısının güçlü olduğu bir ülke. Yani aile önemli bir kurum. Bir sosyal kurum, çok büyük işlevleri var. Her ne kadar sanayi toplumlarında o işlemlerinin büyük kısmını kaybetse de yine yani özellikle de hani kişinin içine doğduğu ilk kurum olduğu için gözünü açtığı toplumsallaşmasını ve bütün işte toplumun üyesi olmayı öğrendiği ilk kurum olduğu için biz ona çok önem veririz. Hani evrensel bir şey ama Türkiye'de ikinci yani ayrıyeten bir önemi var. Özellikle işte bir sosyal devlet olamayan, sosyal devlet mekanizmalarını geliştiremeyen bir ülkede aile kurumu giriyor devreye. Bireyini koruyor, himaye ediyor. Onu işte onu her türlü refah şeylerini, imkanlarını, olanaklarını aile sağlıyor. Onun için aile yani 5 yaşındaki çocuğa da sorsanız Türkiye'de
hayatında en önemli kişi kimdir? Ailem. 70 yaşındaki insana da sorsanız hayatında en önemli ailem diye cevap verir. Yani her yerde bu böyle değil. Farklı kültürlerde, farklı ülkelerde. Türkiye'de ailenin önemli bir şeyi var, önemi var. Ailenin önemi var derken de şöyle bir yapısı var. İşte genellikle ailedeki erkek bireylerin aileye geçindirdiği, kadın ve çocukların bağımlı olduğu, erkek bireylere bağımlı olduğu bir yapısı da var. Çünkü kadının iş gücüne girme oranı işte en iyi şartlarda TÜİK, nereye bakarsanız bakın, %26, değişik sayılar var da %26 ile %30 arasında. İşte 2023'te bu sayının %35 olması yani. Çok özür dileyerek burada bir şerh düşeceğim hocam izninizle. Yani burada da istihdama katılım oranı hesaplanırken ne yazık ki işte evde hasta bakan kadın da TÜİK verilerinde istihdam içinde görünüyor. Tabii. Oysa bu gerçekçi değil. Bunu da tabii, altını yani çizelim. 26. Hani onu diyorum yani ben gerçekçi işte, rakamlar değil. Eşinin dükkanında kasa başında oturan ev içi emek. Evet. Ev içi, ev yani hane halkına sağlanan emek de sayılıyor. İşte geçici sigortalı işler sayılıyor. Her şey. Buna rağmen %26. Esnek üretim biçimi o kadar yaygınlaştı yani. Ki kadınlar için. İşte evde mantı yapıp satsın vesaire. Bir de bunlar destekleniyor. Yani işte ev içi emek, evet. Evde üretim, bütün bunlara rağmen %26, %30. Yani kadının iş gücüne katılımı çok çok düşük. Halen çok düşük ki eğitimi yükselmesine rağmen. Bu anlamda da bağımlı olma, yani kadının ve çocukların ailede tek gelir getiren erkeğe bağımlı olma şeyi artıyor tabii. Olasılığı çok yüksek. Bu anlamda biz mesela bu kadın yaşlandığı zaman yaşlı yoksul kadın çalışması yapıyoruz. Çünkü kadınlar yaşlandığı zaman da yoksul oluyorlar bu durumda. Çünkü bu bağımlılık çok, yani bağımlı olması kadının çok önemli. Neyse, buradan devam ederek yani aile önemli. Artı ailede de erkek bireylere bağımlı bir yapı var. Şimdi erkek bireyin işini kaybetmesi veya uzun süreli işsizlik, gelirinin yeterli olmaması falan veya işte iflasa gitmesi gibi durumlarda erkek kendini, aileyi tümüyle düşünmek durumunda. Yani o anlamda ben yoksam aile de yok, ben olmazsam onlar ne yapar, ne olur gibi bir düşünceyle örneğin Antalya'daki olayı tanımlamak için. Yani hani benden sonra ortalıkta kalmasınlar gibi bir düşünceyle. Bu da bir kültürel, tabii kültürel, sosyal, ekonomik her türlü ve de Türkiye'deki aile yapısıyla ilgili bir durum. İstanbul'daki yani, dört kardeş için örneğin orada çok enteresan da bir örnek. Bizim Gazete Duvar muhabiri Hacı Bişkin'in yaptığı haberden öğrendik ki ailenin o dört kişilik ailenin tek çalışan ferdinin üzerinde 21 icra takibi var. Yani bir kişi çalışıyor. Bir kişi çalışıyor. Yani öteki hani genel olarak ben hep erkeğe bağımlı ama hani oradaki aile özel bir durumda. Genç bir kadın, bir tek o çalışabiliyor, bir tek onun geliri var. Diğer aile üyelerinin değişik nedenlerle çalışması, gelir elde etmesi mümkün değil. Ki eğitimleri yüksek bir aile anlaşılan ama buna rağmen tek gelire bağlı. O da hani yeterli olmadığı için. Yani oradaki motivasyon da tabii Antalya'daki motivasyon çok farklı. Ama sonuç olarak yine beraber hani benden sonra ne olur düşüncesiyle yani beraber bir toplu ailece yok olmayı seçmiş gözüküyorlar. Şimdi bilebildiğimiz, hocam, görebildiğimiz kadarıyla, medyadan gördüğümüz kadarıyla. Kendini çok hissettiren bir ekonomik kriz var. Doğrudan özellikle sosyal medyada ve özellikle muhalif çevrelerde bu intiharlar doğrudan yoksullukla ilişkilendirildi. Yani Antalya'da babanın ifadeleri bıraktığı mektupta söylüyor zaten işte aylardır işsizim artık daha fazla dayanamayacağım. Diğer aileninki de öyle ama tüm yoksullar da intihar etmiyor. Yani hani bu nasıl bir ruh halidir? Yoksulluk doğrudan intihara nasıl götürür kişileri? Yani şimdi yoksulluk tabii kendi başına bir sosyal gerçeklik. Olmak zorunda değil. Yani hani yoksulluğu bu şekilde yani bu 95'ten bu yana yoksulluk çalışmaları özellikle çok arttı dünyada, Türkiye'de. Ama yoksulluğu çalıştıkça ben yani mesela biraz geri çekilmeye başladım. Çünkü yoksulluğu çalışsa yoksulluğun sanki hani normalleştiriyoruz, meşrulaştırıyoruz. Sanki olması gereken bir durummuş. İşte onlar sıradan. Orada yoksullar. Halbuki öyle değil. Yoksulluk olmak zorunda olan bir durum değil. Yani bir sosyal gerçeklik ama illa yoksul olması zorunda değil. Yani dolayısıyla bir anormal bir durum, olağanüstü bir durum diye bakmak lazım. Yani normal olarak modern dünyanın
modernitenin insanlara verdiği söz, herkesin belli bir işi olacak, herkes o işiyle çalışacak, yaşayacak, kendi ayaklarında duracak. Böyle bir söz vermişken yoksulluk bunun içinde tabii ki olmaması gereken anormal bir durum. Öte yandan gelelim intiharla yoksulluk veya suçla yoksulluk ilişkisi çok sık sarf edilen bir söylem. Hani işte hemen suçla ilgili işte yoksullar suç işler veya yoksulursan intihar. Hani intiharların tek nedeni yoksulluktur veya krizdir. Bu çok kolay. Konu söylemek hani bu şey çok spekülatif ve bununla ilgili hiçbir veri yok şu anda. Bunu destekleyen bir veri de yok. Dünyada da yok. Türkiye'de zaten veriler bu konuda herhalde yani çok fazla toplanmıyor. Veri problemimiz var, veri kalitesi problemimiz var. Yani ve de veri paylaşımı problemimiz de var. Dolayısıyla bu konuda veri olmadan, geçmişle şimdiyi kıyaslayamadan, işte yoksulluk arttı, kriz geldi, dolayısıyla intiharlar arttı gibi bir spekülatif cümle kurmak bilimin şeyine, prensibin ilkelerine karşı bir söz. Spekülatif, sansasyonel böyle şey yapmak. Ama hani hiç mi ilişkisi yok derseniz, işte intihar konumuzsa, intiharların nedenlerine bakarsanız, evet biraz evvelki örneklerde olduğu gibi bir kriz döneminde, iflas döneminde, hani kendisinin hiçbir şekilde geleceğini göremediği ki bundan ailesi de etkilenecekse toplu ailece veya kendisini yok etmeyi seçebilir insan. Bu bir ihtimal yani ama illa da bununla bağlantılı olacak diye bir şey yok. Bir başka mesela bizim genç intiharlarla ilgili olan hani şu anda üniversite mezunu oluyorsun. Vasıflı elemansın ama işsiz olma tehliken riski %90'larda. %100 işsizlik hatta. Zaten rekor. Genç işsizliği tavan yapmış durumda. Bu anlamda burada bir illüzyon var. Yani hani şey umutlarını kaybetme durumu var. O anlamda yani yoksulluğun yanında işsizlik de veya uzun süreli işsizlik de buna sebep olabilir. Bir başka neden bu aile ilişkileri, kişisel ilişkilerde aradığını bulamama, hayatta aradığını bulamama gibi hayattan umudunu kesme bu anlamda. İlla işle, ekonomiyle ilişkili olmak zorunda değil. Yani intiharların birçok nedeni olabilir. Bir tek yoksulluk nedeni olmaz veya her yoksul intihar eder diye bir şart da yok. Yani bununla ilgili veri de, bunu destekleyici veri de yok zaten. Hocam peki suç verilerini Türkiye'de kim tutuyor ve akademiyle paylaşılıyor mu bu veriler? Suç verilerini Emniyet Genel Müdürlüğü esas bütün Türkiye'deki suç verilerinin Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Dairesi'nde bunun tutulduğu ve yani bir araştırma geliştirme dairesi var. Orada tutulduğu biliyoruz ama keza intiharların bu çok fazla da paylaşan Türkiye'de dediğim gibi veriler paylaşılmıyor maalesef. Bu anlamda o verilerin orada olduğunu ama paylaşılmadığını ve bizim o anlamda girip de hani seneler içinde acaba baksak suç artıyor mu, işte intiharlar artıyor mu gibi bakma şansımız çok fazla yok. Hocam şimdi benim şöyle bir naçizane bir tezim var. Medya ne zaman siyasete çok dokunamazsa, siyaset haberleri yapamazsa özellikle ana akım için geçerli bu. Üçüncü sayfa haberlerine dadanır. İşte kedi, köpek, hayvan haberleri, ondan sonra hem olumlu hem olumsuz hayvana eziyet vesaire son zamanlarda ana akım medyada çok yapılıyor. İyi ki de yapılıyor, görünür oluyor. İşte kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik istismar, bu haberler çok fazla ve medyada bu kadar görünür olması haberlerin anormal bir suç artışı varmış, suç oranında anormal bir artış varmış gibi ama sizin söylediklerinizden anlıyorum ki böyle bir artış varsa bile biz bunun verilerine sahip değiliz. Verilere sahip değiliz. Kimse de gidip verilere bakmak eziyetini çekmiyor zaten. Bunun lüzumunu hissetmiyor. Daha çok sansasyonel, spekülatif bu konular hani konuşulmak tercih ediliyor bir şekilde ne yazık ki. Keşke bakabilsek verilere ama bir de verilerde de problem var, sıkıntı var. Yani şimdi intihar diye geçecek bir veri, yani diyelim ki emniyet kaynaklarına bakabildik ama orada intihar diye kayıtlara geçen bir verinin arkasında intihar olmama ihtimali çok yüksek. Özellikle kadın intiharlarında, genç intiharlarında. Bunun cinayet olması ama hani kayıtlara işte aile namusunu, gururunu korumak için intihar diye geçme ihtimali çok yüksek. Ki şöyle bir şey de var, intihar aslında hani bizim kültürel ve dini inanç sistemimize göre de hani günah sayılan bir davranış, pek de insanın canını, kendi canını alması falan.
Buna rağmen, zaman içinde buna rağmen böyle bir olay oluyor. Ama hani zaman içinde artıyor mu dediğimiz zaman bütün o istatistiklere bakmamız lazım geçmişte. Ama hani genel olarak baktığımız zaman çok da fazla artmadığını görüyoruz. Medyadaki bu haberlerin çoğalması iki neden. Bir, sansasyonel, hani ilgi çekmek için veya dediğiniz gibi işte siyaset yapamıyor ama bu tip yerlerden ilgi çekmeye çalışıyor. Bir, ikincisi toplumdaki duyarlılığın artması da önemli. Bir zamanlar mesela kadına yönelik şiddet 95'lerde başladı bu tür yayınlar. Sonra biraz şey oldu, azaldı. Sonra tekrar canlandı. Böyle ara ara kadına yönelik şiddet yapıldı. Örneğin benim hani bu 98, 99, 2000'lerde özellikle Güneydoğu'da yaptığım çalışmalarda işte kadınlara sorduğumuz zaman kadına yönelik şiddeti biliyorsun nereden? Televizyonda. Duyarlılık artmış. Bunları duydukça haberdar oluyor. Evdeki eşinin davranışlarının bunlar şiddetmiş meğersem diye tanımlamaya çalışıyor falan. Bu anlamda yani biraz toplumdaki genel duyarlılığın artması da olabilir. Yani istatistiksel olarak artmıyordur da duyarlılık arttığı için daha çok gündeme geliyordur. Sanki bize artmış gibi geliyordur. Yani bu anlamda bunların çok çeşitli hani nedenleri var. İlla hani arttığından değil tabii ki. Son sorum da hocam, medya bu haberleri nasıl ele almalı? Çünkü taklit intiharlar, özellikle intihar konusunda taklit intiharlar çok bilinen bir konu. Aynen, yani intihar olsun, suç olsun, bunlar suçluluk, suça yönelme, bunlar hep çok 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 hassas konular. Hem yani toplum için hem de bu kişiye, bu olaylara, olaylarda aktör olan kişiler açısından çok hassasiyetle ele alınması gereken konular. Yani bütün yani özel bilgilerin paylaşılmaması gerekir falan. Artı yani çok da tabii özendirici olarak sunulmaması gerekir. Ama ne yazık ki şu anda ticari nedenlerle birazcık hani işte satış, rating falan meselesi bunun o tarafa yönlenmesine sebep oluyor. Ama bir mesele daha var. Yani bunun duyarlılığı da arttığını unutmayalım. Yani toplumdaki duyarlılığı, bilgiyi, bu konudaki bilgiyi arttığına da hani öyle bir faydası da var. O kadar da şey değil hani medya yapmasın. Ama hani dikkatli bir de bu araştırarak yani gerçekten bakıp şu istatistikleri nerede bulabiliyorsa, nasıl bulabiliyorsa ona göre hani doğru bilgi vererek hani ihbede biraz bizim kültürümüz çok böyle siyah beyaz kültürü ya. Bu böyledir yerine biraz kuşkucu bir şey bilime uygun olarak hani biraz yani böyle de olabilir, böyle de olabilir şeklinde biraz insanlara o düşünmeyi sağlayacak şekilde davransa medya ben çok mutlu olurum şahsen. Bir de hocam insanların tepkilerini göstereceği mecralar, kanallar da çok kısıtlı. Bu da ülkenin içinde bulunduğu siyasal durumla da ilişkili. İşte evet, insanlar evet, kendini evet. Herhangi bir yerde o tepkisini ne sokakta olmamalı. Ne bir meslek örgütünde ne bir öğrenci örgütünde ya da ne bir sendikada dile getiremeyince sonuç işte böyle bireysel tepkiler de olabiliyor. Yani o öğrencilerin özellikle gelecek kaygısı, ben bizim genç arkadaşlarda da onu çok sık rastlıyorum. Sizin öğrencilerinizde de böyle bir gözleminiz var mı? Yani bizim sadece şöyle, işsiz kalmak ben, değil. Yani bir göz, ben tabii bu çocukları tanımıyorum ve de hani yani şimdi intihar etmiş bir kişinin de yani bir de intiharın illa bir nedeni mi olması lazım? Hep bu nedensellik üzerinden gitmesi de aslında yanlış. Her intiharın bir arkasında bir neden. İşte o kağıt bırakmamış arkasında, mektup bırakmadığı için bilmiyoruz. Böyle bir, bu bir saçmalık yani. Hani bu bilimsel değil. Onun için her intiharın bir neden olmak zorunda değil. Ama hani bir olgudur, onu anlamamız lazım. Ama şimdi bizim şeyde bakarsak, hani biz sosyolojide nasıl bakarsak, yani bu intiharlara değişik bir değişik nedenlerle olan intiharlar da var. Mesela bizim Türkiye'ye en uygun olanı bu kaderci intiharlar. Yani kaderci intihar şöyle bir şey. Öyle bir şey altındasınız, çemberin içindesiniz ki çıkış yolu yok. Mesela bir zamanlar çok çalışıldı. Batman'da kadınların intiharları diye veya Zonguldak'ta kadınların intiharı diye. Bunlar 10 sene önce falan bu çok çalışıldı. Yani göç etmiş, gelmiş Batman'a. Alternatifleri görüyor ama onlara ulaşma şansı yok. Köydeki gibi değil artık şehir alternatif farklı. Alternatifin olduğu bir yer. Fakat onlardan yararlanamayacağını ve bu çemberden çıkamayacağını düşünüp kendini yok etmeyi seçiyor. Buna biz kaderci intihar diyoruz. İşte şey yani belki bizim hani öğrencilerimizin veya bu işte krizle beraber, iflasla beraber intihara gidenlerin şeyi de biraz hani o çemberden çıkamayacak, onu değiştiremeyeceğini düşünerek daha geleceği de hani yok bu işin.
O anlamda ben bu işe son vereyim diye düşünmeleri mümkün olabilir. Bilmiyorum. Yani hani, ama genel olarak ama umut hani, var bir toplumuz değil mi hocam? Yani evet işte. Yani umut, çok umut bu. Yani diğer toplumlara kültürel olarak baktığımızda biz çok umut var. Her zaman bir umut. Yani buna rağmen umudunu yitirmiş olmak gerçekten özel bir durum. Yani bu anlamda bunu gerçekten iyi anlamamız lazım. Yani sosyal bilimci olarak bize büyük görev düşüyor da hani görevimizi yapıyor muyuz? O konuda şüphe var tabii. Yani ben de yani bu konuda biz de ne kadar yapabiliyoruz? Çünkü bu çok hassas. Herkesin çalışabileceği bir konu değil. Baştan da söylediğiniz gibi çok böyle iç acıcı bir konu değil. Onun için herkes buna çalışmak istemiyor. Yani ya nasıl yaklaşacağını bilmiyor. Bir de bu tek başına yapılacak bir şey değil. Yani psikolog, sosyolog, tabii, iktisatçı hep arası, disiplinler arası çalışılacak bir konu. Ve çok hassasiyetle hani karşıdaki insanları yani bu işin aktörlerinin falan hep yani onların da kişilik haklarına, kişilik tercihlerine, tercih bu bir tercih, saygı duyacak şekilde hani bunu her zaman kötü şeklinde değil de hani neden buna iş yapıyor, anlayacak şekilde yapmakta yarar var her zaman çalışmakta. Çok teşekkür ediyoruz ben bu teşekkür kıymetli ederim. Bilgileri bizimle rica paylaştığınız ederim, için hocam. Ederim. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Sibel Kalaycıoğlu'ydu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.